Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın partisini aday göstermesi durumunda Cumhurbaşkanı aday olacağını söylemesi dikkat çeken hususlardan bir tanesi, seçimi kazanacağını da ifade etti. Bu önemli bir gelişme. Ona bakacağız zannederim ama önce Ozan mı hazır arkadaşlar? Evet, Ankara'ya bir gidelim. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında biraz önce toplantı başladı. Masada hangi başlıklar var? Ne gibi hususlar var? Ozan Ulaş Caymaz aktaracak son gelişmeleri. Hemen Ozan'a gidelim hızlıca, son durumu paylaşsın bizimle. Osman Kenan Çapoğlu Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında iç siyaset, dış politika, terörle mücadele ve ekonomi konu başlıklarının bugün ön planda olması bekleniyor. Elbette Gazze'de yaşanan gelişmeler, İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu ve son olarak Lübnan'ın da artık hedef halinde olması Cumhurbaşkanlığı kabinesinde ele alınacak en önemli güvenlikle ilgili konu başlıklarından biri. Bu konuyla ilgili elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde New York'ta Birleşmiş Milletler zirvesinde vermiş olduğu mesajlar ve yapmış olduğu üst düzey görüşmeler de vardı. Bu ikili görüşmelerin ardından Türkiye'nin önümüzdeki günlerde atacağı adımları bir kez daha Beştepe'de, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı kabine üyeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesi bekleniyor. Bu kapsamda elbette Gazze için atılacak adımlar ve Lübnan için de önümüzdeki günlerde atılması gereken adımlar ve geliştirilecek politikalar da bugün bir kez daha değerlendiriliyor olacak. Bunun yanı sıra elbette terörle mücadele için de bugün ayrı bir parantez açılacak ve sunumların da yapılması bekleniyor. Bu konu hakkında elbette iç terörle mücadele operasyonları, güvenlikle mücadele, diğer taraftan elbette sınır ötesi operasyonlar, özellikle İran'ın kuzeyinde devam eden başarılı operasyonlar ve yine kış ayı da yaklaşırken kış ayını kapsayan operasyonlara ilişkin bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Tabii iç politikayla alakalı önümüzdeki günlerde çok daha sık gündeme taşınacak olan bir konu yeni anayasa çalışmaları. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasa dönemini başlamasıyla birlikte anayasa çalışmalarının bir kez daha hız kazanması bekleniyor. Bu konuda kabine üyelerinin yapmış olduğu hazırlıklarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve yeni anayasa taslağına ilişkinde bir değerlendirme yapılacak. Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de yeni yasa dönemine başlamasıyla birlikte bugün alınacak kararlar bir kez daha önemli olacak. Diğer taraftan elbette ekonomi her kabine toplantısında değerlendirildiği gibi bugün bir kez daha masadaki konu başlıkları arasında Mehmet Şimşek'in, Hazine ve Maliye Bakanı'nın bir sunum yapması bekleniyor. Bu konuda orta vadeli programın güncellenmesiyle birlikte yeni ekonomi planı ve kamuda tasarruf tedbirlerinde gelinen noktanın da bir kez daha değerlendirilmesi bekleniyor. Bugün aslında kabine toplantısının geçtiğimiz toplantılara göre biraz daha uzun soluklu olması bekleniyor. Çünkü bugün ele alınacak önemli konu başlıkları ve çok daha fazla sunum var aslında. Dolayısıyla biraz daha uzun sürecek ve hemen ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması için kameralar karşısında olacak. Tüm bu kritik başlıklara ilişkin alınan kararları da kamuoyuyla paylaşacak Osman Kenan Çapoğlu. Peki. Ozan Ulaş Caymaz kabine toplantısının gündemindeki başlıkları aktardı. Biraz uzun süreceğini de ifade ediyor. O hususta önemli, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da merak konusu. Ekonomiyle ilgili Mehmet Şimşek'in bir sunum yapacağından da bahsetti. Bakalım o açıklama, ulusa sesleniş açıklaması her 15 günde bir gerçekleşen kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman gelecek, ama bugün geç geleceğini de dile getirdi Ozan.